Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. TV52 ekranlarında özel gündem programıyla karşınızdayız. Bu akşamki programımızda Yeşilay Cemiyeti'ni masaya yatıracağız. Malum biliyorsunuz bu Mart ayının ilk haftasında 1'i ve 7'si arasında kutlanan Yeşilay Haftası münasebetiyle çok değerli konuklarım da aslında programımızda bize katılım gösteriyor. Özellikle Yeşilay Cemiyeti'nin Türkiye'deki çalışmaları ve özellikle de yerelde Ordu'da yapmış olduğu çalışmaları eline boyuna masaya yatıracağız. Çok değerli konuklarım var, isterseniz konuklarımızı tanıtalım. Yeşilay Cemiyeti Başkanımız, Ordu'daki Şube Başkanımız Cengiz Keskin ve çok değerli konuğumuz Yaşar Erbil, Isparta Yeşilay Yönetim Kurulu üyesi. Kendisi Ordu'ya Yeşilay Haftası münasebetiyle konferans vermeye de geldi. İsterseniz sözü çok fazla uzatmadan konuklarımıza verelim. İsterseniz ilk olarak size başlayalım başkanım. Biliyorsunuz Ordu'da aslında çok ciddi bir uyuşturucuyla mücadele söz konusu. Yeşilay'ın çok ciddi çalışmaları da var Ordu'da bu kapsamda. İsterseniz sizden başlayalım. Kuruluşunuzdan bu yana Ordu'da yapılan çalışmalar ve gelinen nokta nedir? Kısa olarak sizden alalım, sonra konuğumuza sözü verelim. Çok teşekkür ediyorum. Tabii 5 Mart 1920 yılında kurulan bir Yeşilay'ımız var. Kuruluş amacının İngilizlerin İstanbul'u işgaliyle beraber tonlarca litre alkolü İstanbul'a getirip savaşa gitmekte olan genç askerlerimize daha cepheye varmadan alkol bağımlısı haline getirerek onların ülkelerini işgal etmek üzere düşünülmüş güzel bir tuzak bu aslında. Bunu gören Anadolu'nun bağrından çıkan bilim insanlarımız, ilim insanlarımız karşısında Yeşilay'ı kurmuşlar ve Yeşilay ilk kuruluş amacında alkol mücadelesi varken sonra buna tütün eklenmiş derken beraberinde fuhuş, bugün bir bakıyoruz obezite var, teknoloji bağımlılığı var. Teknoloji ve bilim ne kadar gelişirse gelişsin beraberinde mutlak surette de bir bağımlılık geliştirilmiş oluyor. Tabii bağımlılıklarla mücadele etmek için bir nedenimiz var. Yeşilaycı olmak için bir nedenimiz var. Aslında bir değil, binlerce nedenimiz var. Medeniyet beraberinde kartelleşmiş bir grubu da getiriyor. Bu grup kısa yoldan köşe dönmenin peşinde. Bu grup bir bakıyorsunuz ülke olarak karşımıza çıkmış. Bir bakıyorsunuz Haçlılar olarak karşımıza çıkmış. Türkseniz işiniz zordur. Anadolu toprakları, ülkemiz geçmişte bir geçiş güzergahı iken bugün hedefe konulmuş bir pazar. Bağımlılık diyoruz adına biz. Burada bağımlılıkta kullanılan maddelerin isimlerini de özellikle zikretmiyoruz ki ilgi uyandırmasın. Bu nedir diye araştırılmasın. Adına komple bağımlılık diyoruz. Bu manada da mücadelemiz var. Bu mücadeleyi 98 yıldır yılmadan devam ettiren de bir Yeşilay var. Şu an 103 şubesi mevcut ülke içerisinde. 35. ülkeler Yeşilay'ı ise Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruldu. Düşünebiliyor musunuz? Amerika'da kurulan bir Yeşilay ülke şubesi o ülkedeki diğer eyaletlerde de şubeleşecek. Muhteşem bir network dünya çapında. Bunun 165 ülkeye yayıldığını düşünün. Anadolu bilim insanının, Anadolu çocuğunun ortaya koyduğu çok değerli bir marka, anlamlı bir marka. Bu markanın arkasının dolu olması gerekiyor. Binin üzerinde bağımlılıkla ilgili çıkartmış olduğu dergisi var. Ve dünyada bağımlılık noktasında tek bir kurum. Neresini anlatalım? Aslında Yeşilay'ı anlatmaya başladığımızda bize bir iki saat yetmez, bir iki gün de yetmez. Ama biz 5 Mart 1920'deki kuruluş tarihimizi 1-7 Mart aralığı olarak bugün hafta adını verip kutluyoruz. Bu kutlama genel merkezimiz tarafından
ülke ve dünya çapında da yapılıyor. Çok önemli. Dedik ya, karşımızda sinsi hareket eden bir kartel var, uyuşturucu karteli. O bir kar topunun yuvarlanarak büyüdüğü gibi büyümesine devam ederken Yeşilay da boş durmuyor. Biz de büyüyoruz. Ana gayemiz eşitlenmek, ondan daha da büyük olabilmek. Savunuculuk noktasında farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. Bizim asli görevimiz emniyet güçlerinin yaptığı iş değildir. Biz farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. Bizim alanımız sağlıktır. Sağlıkla ilgili ikazlarda bulunuyoruz. O yüzden dikkat ederseniz televizyonlarda, reklamlarda kavus topu spotları şeklinde bunları gün içinde halkımız görüyor. Peki YEDAM diye bir merkezimiz var. Yeşilay Akademik Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi. Bu ne anlama geliyor? Artık işin tedavi boyutuna da Yeşilay el atıyor. Bu ülkenin iki tane en önemli kuruluşu, sivil toplum örgütü, bir Kızılay. Bu sol kol, sağ göz veya kulak veya ayak olarak nitelendirebilirsiniz. Yeşilay keza bir bedendeki diğer bir kol. Dikkat edin, Kızılay sol, Yeşilay sağ koldur. Bu ikisi olmazsa olmaz, bir bedenin iki organa ihtiyacı gibidir. Hangi iktidar olursa olsun, hangi hükümetler gelirse gelsin, bu iki kurum temelli olarak ayakta kalmak ve daha da güçlü olmak durumundadır. O yüzden gönül rahatlığıyla bu iki kuruma halkımızın teveccüh etmesi, üye olması, gönülden destek çıkması çok önemlidir. Tabii bir Yeşilay orduda büyümeye gayret ediyor. Şube olarak gayret ediyor. Farkındalık oluşturmaya gayret ediyor. O yüzden çok değerli arkadaşımız Yaşar Bey, biz deneyimlerini bizimle paylaşsın, halkımızla paylaşsın diye orduya davet ettik. Ve ilk defa ordu tarihinde bir Yeşilay haftasının valilikte oluşturulan komisyon tarafından kutlanması yönünde bir çalışma oldu. Bu da çok hoş oldu. Bizim girişimlerimiz, Sayın Valimizin Yeşilay'a yaklaşımı, teveccühü ve bu bağımlılığı çok önemsemesi, ciddi manada bu alanda araştırmalar yapması, sorunların tespiti ve çözümü yönünde analitik çalışmalar bizi mutlu ediyor. Fakat yaptığımız şey çok küçücük. Daha 10 basamaklı merdivenin birinci basamağındayız. Tabii sevgili dostum Yaşar kardeşimiz, orduya geleli daha 24 saat olmadı. Peki ordu sokaklarında ne gördü? Bir bağımlı babası olan sevgili kardeşimin deneyimlerini halkımızla paylaşması yönünde konferans verdirdik. Başta Sayın Valimizin, İl Gençlik Spor Müdürlüğümüzün ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediyesi artı Altınordu Belediyesi, daha doğrusu valilikteki 1-7 Mart kutlanması ile ilgili oluşturulan komisyonda görev alan paydaşlarımızın tamamı, buradan teşekkür ediyorum. Yapacağımız çok iş var. İnşallah tek tek süremiz el verdiğince onlara da temas etmek istiyorum. Ama daha çok sevgili kardeşim Yaşar kardeşimizin özellikle söylemlerine dikkat çekmek istiyorum ve zamanın çoğunu da ona bırakmak istiyorum. Evet, aslında Yaşar Bey de misafir olarak geldi orduya. Özellikle siz de güzel özetlediniz başkanım, aslında geliş sürecinden tutun da şu anki son noktaya kadar. Tabii ki Yeşilay eskiden baktığımızda okullarda kutlanan ya da geçiştirilen bir Yeşilay Haftası, özellikle geçiştirilen bir
haftaydı. Ancak şu anda son yıllarda da Türkiye'de çok ciddi bir şekilde yükselişe geçti. İnsanların duyarlılığı da arttı. Bu konuda da zaten sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğunuz iş tamamen sosyal sorumluluk projesi babında da ortaya çıkıyor. İsterseniz Yaşar Bey'e tekrardan sözü vereceğim ancak evet. Özellikle geldiniz burada güzel bir konferans yaptınız aslında. Isparta'dan evet. Geliyorsunuz. Isparta Yeşilay Yönetim Kurulu üyesi Yaşar Bey. Özellikle Yaşar Bey'le konferansı konuşalım. Dün evet. Akşam itibariyle konferansınızı gerçekleştirdiniz. Bugün de bizim ekranlarımıza geldiniz. Nasıl geçti konferans, neler konuşuldu? Ordu'daki ilk izlenimimiz nelerdi? Özellikle baktığımızda Ordu büyüyen ve gelişen bir şehir. Tabii ki büyümeyle, gelişmeyle alakalı olarak da ciddi sıkıntılar da yaşanıyor uyuşturucuyla mücadele konusunda. Evet. Ordu Valisi Settar Yavuz bu konuda çok ciddi bir şekilde her türlü olayın içinde dahil oluyor. Ancak tabii ki bazı kesimlerde de tabii ki devam ediyor bu sıkıntılar. İsterseniz sizden alalım, konferans nasıl geçti, Ordu'yu nasıl buldunuz ve yapılan çalışmaların boyutunu sizden alalım efendim. Tabii öncelikle bu konferansı hazırlamasında büyük emeği olan Sayın Valimizden, belediye başkanlarımızdan, Genç Spor İl Müdürümüz, Şube Gençlik Merkezi Müdürümüz, değerli başkanım, Yeşilay Başkanım ve Milli Eğitim Müdürüme hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ama inanın hani söylemeden geçemeyeceğim, biraz hayal kırıklığına uğradım. Çünkü orayı ben hıncı hıç doldurmalarını isterdim. Her ne kadar da kamu kurumsal destekleri alsalar da sivil toplum kuruluşlarından ve halkımızdan gerekli ilgiyi göstermeleri beklerdim. Çünkü ben çok ağladım. Çok acılar çektim kardeşim. Ordulu kardeşlerimiz acı çekmesinler. Ben bu eğitimleri, bu bilgileri 20 yıl önce alsaydım belki yavrumu çok az bir acıyla kurtarabilirdim. O da çok acı çekti. Bir bağımlı ailesiyim. Defalarca şampiyonlukları olmasına rağmen 4 yaşında spora başlamasına rağmen evladım. Biraz da kendimden bahsedeyim. Tabii ki. Kendim Türkiye Tekvando Federasyonu'nda 35 yıldır tekvando sporu oluşuyorum. 11 yıldır milli takımın başındayım. 4 yaşında çocuğum spora başlaması rağmen ve 6 yaşında Osmanlı'dan kalan son kültürümüz olan Mehteran Dernek Başkanlığı yapıyorum. 22 yıldır aynı da şefiyim. Yine evladım onun yanında o tasavvufun içinde, o ilahilerin, o marşların içinde yoğrulmasına rağmen rüyamda bile sigara işçi aklıma gelmezken bir baktım ki maalesef madde bağımlısı olmuş. Dünyam tabii yıkıldı, şok olduk. Çok üzüldük, ailecek perişan olduk. Yuvam dağılmak üzereydi yani işin doğrusu. Bir şey yapamıyoruz, koşturuyoruz. Ameliyatlere gittik, psikiyatrilere gittik. Fakat maalesef yani 21 gün yatmalarla, bir ay yatmalarla falan çözüm olmadı. Çocuğum tekrar başladı. Bir süre eroin bağımlısından kurtardık, ilaç bağımlısı oldu. İlaç bağımlısından kurtarıyorum, tekrar eroin bağımlısı oluyor. Böyle bir arayış içerisine girerken canı yanan, hiç ummadığım kardeşlerim çıktı. Etrafımda arkadaşlarımın çocukları çıktı. İvedilikle hemen Türkiye'de bir ilke imza attık elhamdülillah. Canı yanan ailelerden oluşan bir dernek kurduk 2014 yılında. İbrahim Uzunköprü başkanımızın nezaretine, ben başkan yardımcısıyım. Evet. O kardeşimizin de yavrusu bağımlıydı. Üniversite hayatını yarıda bırakmak zorunda kaldı. Ama şu anda tebrik ve takdir ediyorum, bitirmek üzere. Kendini kurtardı, kendisini kurtarmak birlikte birçok yavrumuza kurtulmasına vesile oldu Yaşar Uzunköprü kardeşimiz. Daha sonra biz ne kadar yardım istesek de hani etraf canları yanmayınca bize sadece acı verdiler. Bizi sadece üzüldüler. Pohpohladılar Allah yardımcımız olsun diye. Rabbim zaten yardımcımız bizim. Baktık ki biz bu işe kendimiz el atalım. Tabii Spor Bakanlığımızın çok teşekkür ediyorum. Farkındalık seminerleri vardı, bağımlılık farkındalık seminerleri. Hatta bir seminerde böyle bir 2014 yılında kıza kıza gitmiştim. Ya ben zaten bir bağımlı ailesiyim. Ne işim var bu seminerler diye. Ama isimlerini zikretmeden geçemeyeceğim. Uğur Eleman ve çok değerli Ömer Miraç hocamın bilgilerinden faydalanarak geldik. İvedilikle Isparta Uyum Derneği'ni kurduk. Uyuşturucu Bağımlılıkları ve Alkozum Mücadele Derneği. Ve o bilgilerle bir tane yavrumuzla başladık. Kendi evladım da içindeydi. Ve elhamdülillah şu ana kadar 100'e yakın gencimizi kurtardık. Ve ilaçsız bir sistem olarak. Yani çoğu inanmıyor buna. Ama gelsinler görsünler bu kardeşlerimizin tekrar hayata, topluma kazandıklarımızı, dükkan açtıklarını, tekrar geldiklerinde ne gibi eğitimlerden geçtiler, nasıl bir tedavi süreci, teker teker de sorabilirler bu kardeşlerimize. Tabii durmadık. 9 yavrumuzu bu bodrum, bir bodrum katta bir abimizin verdiği bir bodrum katta 9 yavrumuzu kurtardık ama rakamlar gizleniyor. Kimse içimizi karartma diyor. Tenkitler aldık, sitemler aldık. Ama bizi dediğimiz gibi affedersiniz damdan düşen hali bilir. Bizi ancak onlar biliyordu.
Kahramanmaraş'a giden Sayın Vahdettin Özkan valimiz bir gün bizi ziyarete geldi. Hayatımız inan ondan sonra değişti ister istemez. Kurumsal bir desteği aldık. Ve Sayın Valimiz destekleriyle şu anda Isparta Gölcük Mesireli diye bir yerimiz var. Bir gölün kenarındayız. Ormanın içinde, bambu ağaçlarının içinde bir 15 kişilik bir yere geçtik 2 yıl önce. Orada 15-15 başladık tedavi sürecimize. Neler yapıyoruz? İşte çoğunlukla eroin bağımlısı bizim Akdeniz bölgesi. Yoksulluk krizini arttıktan sonra yavrularımıza savunma tedavileri uyguluyoruz. Daha sonra bitkisel çaylarımız var. Bu rezene çayı, melis otu, sarı kantaron karışımı çay ve papatya çayı diye. Bunlar kemik ve kas ağrılarını minimuma indiriyor. Bunları uyguluyoruz. Bu kemik ve kas ağrıları da yine minimuma indikten sonra artık sportif faaliyetler. Özellikle annelere çok, babalara çok mesaj vereceğim. Yani yavrularımızı sadece okul hayatına gönderdikten sonra yani eve kapansınlar veya al şu parayı. Ne halin varsa var, gör, gözüm gözükme, diğer gibi böyle bir yaklaşımda bulunmasınlar. Sportif faaliyetler çok önemli. Yani biz orada tekvando kursu veriyoruz kendim tekvando olduğumca. Kendi evladım da başlarında uzun süre çalıştırma yaptı. Daha sonra vücut geliştirme, orada ahçılık kursu verdirdik, işkur, ticaret sanayi odası birlikte protokol imzaladık. Vücut temizlendikten sonra diyorum yalnız. Bazıları diyor ki hocam bağımları aldık geziye götürdük. Bağımları aldık şuraya götürdük. Bağımları aldık mübarek yerlere götürdük. Eğer beyin ve vücut kirliyse ancak boşa kürek sallamıştır. Aslında fayda da etmiyor değil mi? Evet kesinlikle. Yani yürüyen bir affedersiniz silah. Açıkça söylüyorum yürüyen bir silah. Çünkü beyin kirli. Kork Allah'tan korkmayandan. Böyle bir kişiden gezi, maneviyat, şu bu. Ne beklersin? Olacak iş mi? Biz bunları çok tartıştık ve gerçekten öyle. Önce vücut temizlenecek. Sonra beyin temizlenecek. Sonra hayata tekrar kazandırmanın yolunu bakacağız. Bu şekilde mobilyacılık, iş, ağaç şekillendirme kursu. İşte haftada bir gün havuza götürüyoruz. Bütün kaslarını çalıştırıyoruz. Çok değerli bir psikolog ablamız var. O geliyor. İşte ruh ve sinirlerini agresif oldukları için onları dikkatlanıklarını minimuma indiriyor. Tasavvuf musiki bir ekibi geliyor müftülükten. Ney sesi tamamen Osmanlı'daki tıp usulü gibi. Bu ney sesi bunları rahatlatıyor. Gölümüze bakıyoruz o mavi göle bakmaları ya da o dalga sesini dinlemeleri bunları inanılmaz rahatlatıyor. Bu sistemleri uyguluyoruz. Gezilerimiz var. Vücut temizlendikten sonra manevi olan işte Mevlana'ya, Çanakkale'ye, Maraş'a oraya buraya götürdük. Urfa'ya götürdük. Çok güzel böyle bir çocuklarımızı. Yani şeytanla baş başa kalmadan günlük belirli programlar var. Bu programları uyguluyoruz. Akşam da belirli saatlerde televizyon müsaademiz var. Ondan sonra yavrularımı dinliyoruz. 3 ay vücuttan, 3 ay beyinden temizliyoruz. Daha sonra eğer ayrılmak isterse ruh ve ahvaline bakıyoruz. İznimiz doğrusuna ailesine teslim ediyoruz. 3 ay aileleriyle görüşmüyorlar. Telefon yok çünkü her türlü dalavere müsait oldukları için orada. Tamamen devletimizin hem denetimi hem kontrolü adı altında. Sayın Valimiz uyuşturucu genel kurulunu orada yapmıştı. Sağlık İl Müdürlüğü'yle iç içeyiz. Genç Spor Müdürlüğü'yle iç içeyiz. Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü'yle iç içeyiz. Yani komple kurumsal desteği alarak bu şekilde çalışmamızı devam ediyoruz. Ben buraya gelince burada belki bir 3-5 seminer veririm diye düşündüm işin açıkçası. Fakat maalesef elin taşın altına sokmasına rağmen Sayın Başkanımız ve Sayın Valimiz bütün kurumlar ama gerekli sivil toplum kuruluşlarından ve halktan gerekli desteği göremedik. Ve zamanımızı bugün gezmeye ayırdık. Ve ne vahimdir ki yolda neydi fidan gören miydi Sayın Başkanım? Fidan gören bir sokak varmış. Fidan gör sokağında sadece bir yürüyüş yaptık 300 metre. İnan 10 tane bağımlı saydım sadece. Yani düşünün artık bir küçük bir ödül töreni vardı dün akşam 12 tane aile bir hocamız çok rica etti. Dedi hocam kısa bir briefing verir misin? Tabii dedik. 12 tane aileye briefing verdim. 3 tane aile ağlayarak yanıma geldi. Hocam 6 ay önce sen neredeydin falan dediler. Öyle üzüntülü kelimeler konuştu ki burada konuşmak istemiyorum. 2 tanesi gizlice numaramı aldı. Bir tane kafeye gidiyoruz. Bizim değerli bir hocamız var. Tanıştırdı bir kardeşimize. Bağımlıymış, kendisi itiraf etti. Çok önemli bir görevli var, önemli bir yerde. O kadar üzüldük ki ama gelecek inşallah. Biz sadece Isparta kardeşlerimize hizmet etmiyoruz. Rize'den 2 tane kardeşimizi temizledik elhamdülillah. Ankara'dan 5 tane yavrumuzu temizledik. Çankırı'dan bir kardeşimiz var, onu temizledik. Osmaniye'den, Adana'dan, Antalya'dan
Şu anda her yerden gelen kardeşlerimiz var. Mümkün olduğu sürece biz onlara yardımcı oluyoruz. Bu sistemi şu anda Rize'de kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle. Bir proje hazırladık Gençlik Spor Bakanlığımızın. Bütün kurumların girdiği bir projeydi. Türkiye şampiyonu olduk elhamdülillah. Ve oradan çok müthiş bir destek alarak Rize'de şu anda inşallah bu sistem devam edecek orada. Yardımcı da olacağız. Biz oradan personel gönderip. Bursa'da merkezde ve ilçelerinde kuruldu. Şu anda geçen iki hafta önce Kahramanmaraş dedik. Valimiz çok hassas olduğu için bizi oraya davet etti. Yine orada bağımlı ailelerden konuşan bir dernek kurduk orada. İnşallah Türkiye'nin her yerinde bu Isparta örneğinde devam edeceğiz. Tabii ki geçen sene Yeşilay Başkanımız var, bizim Muhammed Uyar Başkanımız. Bizim bu faaliyetlerimizden etkilenerek geldi, bize rica etti. Dedi başkanım bizim burada da yardımcı olsun. Seve seve gelirim. Çünkü önleyici boyutu çok önemli. Sayın Başkanım çok güzel kelimeler etti. Önemli olan yani bulaştıktan sonra değil, bulaşmadan. İşte Yeşilay ve Yedam'ın yani özellikle bu konuda. Biz bu safhada da yer aldık. Çok güzel bir ekip var Isparta Yeşilay Başkanımızın. Sosyolog, pedagog, diş hekiminden, doktorlarından, avukatlarına, iş adamlarına varıncaya kadar. Onlarla iç içeyiz. Güzel etkinlerimiz de var. Müsait olursanız hepinizi de Sayın Başkanımıza davet ediyoruz. Pazartesi günü başlayacak bizim etkinliğimiz. Normalde dün başladı ama pazartesi günü tam start vereceğiz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir de en önemlisi olarak aileler gizliyorlar. Benim en çok hassasla üzerinde durduğum konu. Yalvarıyorum ailelere. Özellikle annelerimize, bacılarımıza seslerimiz saklamasınlar. Evlat bizim evladımız. Yani sanıyor ki burnu devamlı akıyor. Ben bir bağımlılığı nasıl tespit edilir bunu da söyleyeyim. Daha sonra yine başkanım konuşacakları şeyler vardır. Yani saklamasınlar. Devamlı burnu akan bir yavrumuz varsa, burnundan peçete eksik olmuyorsa ne olursun dikkat etsinler. Yani bir griple karıştırmasınlar. Uzun bir süre eğer burnundan peçete eksik olmuyorsa, hızlı bir yavrumuza bir erime varsa, hani rahatsızlandı diye hani onu örtbas etmesin. Yüzünde geçmeyen sivilceye benzer yaralar, sırtında, kolunda, bacağında, bunlar çok önemli. Ben bu bilgileri eğer kendi yavrumda görmüş olsaydım, yani dikkatli bakıp da tespit etmiş olsaydım, ben 6-7 yıl kendi evladımla uğraşmazdım. Elhamdülillah kurtardık ama çok acılar çektik. İnan yani o kadar acılar çektik ki, yani burada anlatsam saatler yetmez. Daha sonra dün öğretmenlerin bir çoğu geldi, bir çoğu gelmedi. Çok üzüldüm. Öğretmenler çünkü günde en az 30 kişiye, 50 kişiye hitap eden karşısında yavrularımız var. Sınıfa girdiğinde uyuma eğilimi, devamlı uyuma eğilimi gösteren bir yavrumuz varsa çok dikkat etsin. Bir bağımlı kardeşlerimize uyuma eğilimi çok fazladır. Çünkü gündüzleri gece gibidir, geceleri gündüz gibidir o yavrularımızın. Cebinde bir tane çakmak, ikinci bir çakmak varsa çok tehlikelidir. İkinci, üçüncü çakmak. Affedersiniz bir tuvalete giriyorsa, evde ya da banyoda uzun süre çıkmıyorsa çok dikkat etsinler. Çünkü belirli maddeler parkta orada burada kullanmazlar. Özellikle tuvaletlerde, cami tuvaletlerinde. İşte biraz sonra kardeşimiz var. 5 dakikada onu dinlerseniz zaten çektiği acıları duyacaksınız. Tövbekar bir kardeşimiz. Hiç çekinmeden geldi buraya. Bizimle yardımcı oldu. Daha sonra dişlerde hafif dökülmeler, sararmalar, gözlerinde kızarıklıklar, göz torbalarında siyahlıklar. Bunlar çok önemli. Bunlara dikkat etsin. Bu yavrularımızda böyle bir şey olursa hemen gerekli mercilere ulaşsın. Bize de ulaşabilirler, size de ulaşabilirler. Biz yardımcı olalım. Sayın Başkanımıza ulaşabilirler. Bu şekilde biz yardımcı oluyoruz. Sormak istediğiniz... Efendim aslında çok da güzel özettiğiniz. İşin aslında boyutu psikolojik olarak başlıyor. Ondan sonra fizyolojik olarak devam ediyor. Aynen öyle. Özellikle de toplumda şöyle bir yargı da var aslında. Ailelerde de bu söz konusu. Evladı uyuşturucuya veya kötü bir alışkanlığa başladığı vakit bunu gizleme eğilimine giriyorlar. Maalesef. Bu da tabii ki çok ciddi bir sorun. Zaten siz de bahsettiniz. Yeşilay'ın amacı uyuşturucuyla mücadele, bağımlılıkla mücadele ancak öncesinde evet. De yapmış olduğu çalışmalarla birlikte o kişilerin bir şekilde kötü alışkanlıklara meyil göstermemesini engelleyen bir kuruluştan bahsediyoruz. Tabii ki ilk olarak şöyle söyleyeyim. Siz zaten özettiniz ama biraz detaya girecek olursak. Mesela bir ailede uyuşturucu kullanımı olan bir çocuk nasıl ilk olarak belirtilir? İlk sıcak teması aile çocukla nasıl sağlar? Tamam diş dökülmesinden tutun da sararmaya kadar birçok etken ve faktör var ancak ilk belirtileri nasıl oluyor? Kişi içine kapanık mı oluyor? Telefonla mı daha çok uğraşıyor? Biliyorsunuz evet. Son yıllarda aynen sosyal öyle. Medyada had safhada artmış bulunmakta. Bu da etki yapıyor mu? Ulaşım konusu zaten çok basit. Uyuşturucuya ulaşım konusu çok basit. Evet. Bunun detayı nedir? Bunun ince noktası, ince çizgisi nedir? Bir kere aileden hemen uzaklaşıyor. Hemen aileden soğumaya başlıyor. Bütün bağımlı yavrularımız ailelerine düşman gibidir. Kullandığı için
hani bana kızacak, işte beni ele verecek diye böyle bir şey yapar. Böyle bir duygusal içgüdüye giriyor. Gerçekten yavrumla ben yani yeri geliyor hala agresif böyle hareketler oluyor. Yani nasılsın dediğim zaman böyle inanılmaz sert cevaplar alıyorum hala uzun süre geçmesine rağmen. Kopukluk başlıyor. Karanlık bir dünyalarına bürünüyorlar. İnanılmaz. Artık aile hayatı bitmiştir. Onların sadece hayatında bu oluyor. Yani diyor ki bizim affedersiniz aşkımızla, sevdamızla, işimizle, aşımızla bu diyor. Biraz sonra kardeşimiz daha güzel özetleyecek zaten. Ama kopmadan önce hani sanıyorlar ki parçalanmış ailelerin çocukları. Hayır. İnanılmaz ben ilimizde de söylüyorum. Ispartalı inanılmaz iş adamlarının çocukları çıktı. Hafız kardeşlerimizi mezun ettik. Ve diyorlar ki hani ben bunu üzüntüyle karşılayayım. Hocam ne olursun imamın çocuklarını mezun ettik. Yani bunları diyor bahsetme diyor. Ya neden onlar insan değil mi ya? Onlar bizim evladımız değil mi? Yani bir hafız bağımlı olamaz mı? Ve çocuk delikanlımız bir ilden geldi. 30 yaşından sonra ulaşmış. Hafız bülbül gibi şakıyor. İnanamadık. Ve gerçekten 4. grup dedi bu kardeşimiz. O 4. gruba elhamdülillah Rabbim onu vesile etti demek ki. Komple Kur'an öğretti gitti. Ve 2. dükkanını açtı şu anda. O kadar gurur duyuyoruz ki. Hafızdan bahsetmeyin. Hafızdan bahsetmeyelim. Devlet memuru var. Devlet memurundan bahsetmeyelim. İmamın çocuğundan bahsetmeyelim. Kimden bahsedeceğiz ya? Ya bu kardeşler bizim kardeşlerimiz ya. Ve saklaya 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 nereye kadar yani? Çıktık. İşte ne oldu? Biz kendimizi mi kaybettik? Yok çok kazandık. Benim 3 tane evladım var. Ama içine 100 tane evladım oldu. Rabbim beni vesile etti. Ben bir koltukta 10 karpuz taşıyan bir insanım. O kadar yoğunum. Ama memurum, 8-5 memur zihniyetinden sonra bir 10 saatte bu kardeşlerimize zamanımızı ayırıyoruz. Ha sosyal hayatımız bitti. Yani eşimden helalliğimi aldım. Yani komşuluk, piknikler, gezi onlar bitti. Her şeyimi bu yavrularımıza adadık. İyi de ettik. Yani bunlar bizim moral kaynağımız. Rabbim demek ki böyle bir şey bizi vesile etti. Çok acı çektiğimiz için ben yani oradaki annelerimiz, babalarımız ağlamasın diye geldik. Hakikaten çok güzel, dolu dolu bilgiler geldik ama çok az bir kitleye hitap ettik. Çok üzüldüm. Ama sizlere çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yani bu vasıtayla hiç olmazsa aileler duyarlı olsunlar, dikkat etsinler. Özellikle dün küçük bir salonda küçük yavrularımız hitap ettik. Tabii söylenmemesi gereken bazı kelimeleri söyleyemiyoruz onlara. Demin kesin dediğim özenti olmasıya. Dillere yapıştıran emojiler vardır. Yanakları dillere. Bunları ne olursun yavrularımız kullanmasın. Şu anda içlerine uyuşturucu enjekte ediyorlar. Ve dil yoluyla maalesef bulaşıyor. Pokemonlar var. Şimdi normalde çizgi film değil. Şimdi onların oyuncaklarını yaptılar. Evet. Maalesef ten yoluyla geçiyor. Ten yoluyla. Yani ne olursunuz çok dikkat etsin bu gençlerimiz. Yavrularımız çok dikkat etsin. Aileler iyi takip etsin. Şu anda en son damla yaptılar. Göz damlası. Gözünün içine bakarak senin eroin kullanıyor ya. Sıvısını yaptılar. İkişer damla atıyor. Ben diyor uykusuzum diyor. Bak gözlerim kanlı diyor. Zaten gözleri de kanlı olur yani böyle. O ben de uyuyamıyorum ya diyor. Ver bakayım diyor. O zaten arayıp da bulamadı. Yani Isparta'da örnek veriyorum ki dışarı illerden de duydum böyle. O kadar vahim ki yani eşi kocasına, kocası eşine, babaannesine, evladına ulaştıran insanlar var. Yani beyin silindi mi yapmayacağı şey yok. Ya onu itmeyle, dışlamayla, kapmayla değil de işte ona sevgiyle yaklaşıp biraz sonra yavrumuz ne demek istediğini çok iyi anlatacak. Gerçekten yanaşmak lazım. İt ile kakkıla dışlara ne olacak bu yavrularımız? Binlerce bağımlı var. Binlerce. Yani ben bugün hakikaten dolaştım. Sadece bir 300 metre gittim geldim. Yani 10 dakikada aslında oradaki potansiyeli de görmüş olduğumuz. Aynen söylüyorum yani 10 tane bağımlı saydım. Bu sadece o caddede. Demek ki orada birkaç saat otursam kaç tane bağımlı sayacak bilmiyorum. Yani bu içinizi karartmak için değil. Ne olursunuz dikkat etsin. Analarımız, babalarımız yani özellikle idarecilerimiz dikkat etsinler. Aslında dediğiniz gibi çok değişik şeylerde de söylediniz. Özellikle uyuşturucu dediğim zaman genel hatlarıyla standart işte eroindi farklı noktalarda kullanılıyor. 200 çeşit uyuşturucu var. Göz damlasına kadar tutun da birçok aslında evet, farklı şeyler var. 200 çeşit uyuşturucu bunun var. Da sonu gelmeyecek. Kötü niyetli insanlar olduğu sürece kesinlikle. Bu tip şeylerde görmeye alışkın olacağımız şeylerden bir şey ne yazık ki. Bunun detayı nedir peki? Bu nasıl oluyor? Nasıl üretiliyor? Bunu nasıl yapabiliyorlar? Ve tabii, bunun farklı bir boyutu var mı? Tedavi yöntemi var mı ilk önce onu söyleyeyim. Damladan bahsettiniz biraz önce. Evet, emojilerden tabii. Bahsettiniz. Özellikle sosyal medyada da emojiler hatlarıyla çok kullanılıyor. Evet, bunu artık normal şeye geçirmişler. Eroin şekline getirmişler. Boş nedir durmuyor. Bunun içeriği? Yani iç güçlerimiz, her dış güçlerimiz boş durmuyor. Biliyorsun dünyada en büyük sektör silah sektörü, ilaç sektörü. Bir de uyuşturucu sektörü var. Bu da bitmeyecek.
Ama biz bir yerden başladık. İki kişi, İbrahim Uzunköprü başkanımıza bak, 100'e yakın çocuğumuzu kurtardık. Sadece iki kişiyiz biz. Yani canın yanan aileler geliyorlar bize, maddi manevi destek veriyorlar ama sadece ama bu işi yapan iki kişiyiz. Ama şu anda kurumsal desteği aldık Sayın Valimizin desteğiyle. Şu anda 50'ye çıkarıyoruz. Çok güzel, mükemmel bir yere geçeceğiz. Açılışta sizleri de bekleriz inşallah. Orada dediğim gibi yani bulaştıktan sonra ilk kullanımda maalesef kardeşimiz anlatacaktır. Yani sorduğumuz zaman hiçbiri ben annem yüzünden başladım, babam yüzünden başladım demiyor. Arkadaş, arkadaş, arkadaş. Arkadaşlarına ne olursun çok dikkat etsinler. Hepsi arkadaş kurbanı ve özenti ve en büyük hayal kırıklığı da şurada yaşıyorlar. Bir kereden bir şey olmaz. Bir kereden %85 bağımlı oluyorsun ve tedavisi maalesef maalesef en az 6 ay sürüyor. 3 ay bu vücut temizliği kolay değil. Temizlik sürecinde de işte derinin üstündeki toksinlerle, sporlarla, aktivitelerle arttırmaya çalışıyorsunuz. Ama derinin içine yapışan özellikle kimyasal madde. Kimyasal maddeler sauna tedavisiyle özel bir şurubumuz var organik. Onlarla yani içinden söke söke alıyor ama arkadaş böyle yani çektiği acıları bir göreceksiniz. Yani cezaevine atıyorlar, cezaevinden çıkıyor, gene kullanıyor. Cezaevi atmak da çözüm değil. Yani bakıyorum kaç tane cezaevinden çıkan, bu yavrumuz da cezaevinden çıktı geldi. Çözümü değil, yani çok güzel eğitimler vermeliler. Şu anda bakanlık düzeyinde bir toplantı yaptık, bunları masaya yatırdık. İnşallah Sayın Başbakanımızın nezaretinde biz bu bilgilerimizi paylaştık. 8 bakanlık çok hızlı harekete geçtiler. İnşallah çok güzel şeyler. Tabii biz amatörlere yardımcı olacağız. Yani 21 günde veya 30 günde birinin olmadığını anlattık. Kabul de ettiler bazı kurumlar. Ve inşallah biz sivil toplum kuruluşları olarak ve canı yanan aile olarak. Çünkü yaşayarak öğrendik. Bir yavrumuzun nelerden etkileniyor. Ben yavruma mesela bir dünya tatlı alırdım, yaş pasta alırdım. Yememesi gerekirmiş. Bir bardak kola. Devam inadına kola içerler. Nescafe içmemesi gerekiyormuş. Hani diyorlar mı doktorumuz? Hayır, doktor değilim ben. Ama ben bu işi bunların içinde canım yana yana ağlaya ağlaya oğlum da canı yana yana bunu ben öğrendim. Bu şekilde. Yani başka kardeşlerimiz ağlamasın. Çok dikkat etsinler ne olursunuz yani. Aslında çok da güzel bilgiler verdiniz. Özellikle ailelerin bağımlılık konusunda ilk izlenimleri nasıl olmalı? Bunları zaten sizden dinledik. Özellikle de siz bu işin içindesiniz. Özellikle yavrunuz bu konuda maalesef bir aşamadan geçmiş ancak şimdi yanımızda da çok kıymetli bir konuğumuz var. İsmail kardeşimiz, İsmail Duman. Evet. Kendisi de geçmiş yıllarda bağımlılık yaşamış ve aslında bunu bir şekilde atmış sizler vasıtasıyla. İsterseniz İsmail'e dönelim. İsmail, öncelikle yayınımıza hoş geldin. Nereden geliyorsun? İlk önce kendini bir tanıt izleyenlerimize ve hangi aşamalardan geçtin? Özellikle hocamız zaten bunu bahsetti, başkanımız zaten bahsetti ancak ilk olarak izleyiciler senin ağzından duysun. Nasıl oldu bu, nasıl başladın ve nasıl açtın bu süreci senden dinleyelim. Şimdi ismim İsmail Duman Ispartalıyım, 24 yaşındayım. Ordu'ya Yaşar hocamın da dediği gibi bir seminer için geldik. Buradaki hani bilgi sahibi olmaya insanları bilgilendirme için geldik. Öncelikle bu bağımlılığın bir alışkanlık olmadığını ben söylemek istiyorum. Mesela bir alışkanlıklardan belli bir süre sonunda vazgeçilebilir ya da önemli ciddi bir şey olduğunda o alışkanlık yapılamaz. Ama bu bağımlılık öyle bir şey değil. Hele ki bu uyuşturucu olduğu zaman sürekli bir takibi lazım. Sürekli ulaşılması lazım, ulaşmanız lazım. Bu maddi boyut olabilir, maddiyatsızlık olabilir. Bu genelde maddiyat olmadığı zaman bir yerlerden bir hırsızlık oluyor, bir şey oluyor. Sürekli bir uzun bir süreci var bunun. İlk başta zaten bir arkadaş ortamında. Genelde bizim oraya ya da derneğe gelenler ya da benim bugüne kadar tanıdığım kim olursa olsun hep arkadaş ortamı. Yani doğru insanlara doğru şekilde müdahale etmemiz lazım. Yani ulaşmamız lazım. Benim mesela arkadaşlarımın içinde sürekli bir kullanım vardı. Hani kendimde olmadığı zamanlar ben bir farklı hissediyordum kendimi. Onlarda bir var, bende niye yok? Bu bir elbisede de olabiliyor. Onun şu ceket markası var, benim niye bir markam yok? Sürekli artık bir döngünün içine girmiş gibi bir durumda. O yüzden direkt sokaktan başlamamız lazım diye düşünüyorum ben bu süreçten. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği seferberlik ya da Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Abdurrahim Bakanımın yaptığı bir özverili çalışmalardan ziyadesi her kesim buna ulaşmalı. Yani en alt kademeden en üst kademeye kadar. Öncelikle bu süreç tabii insanları sıkıntıya sokuyor. Nasıl bir sıkıntı? Aileviden. Yani ben ailemi sürekli bir yaralamaya başlıyorum. Sürekli bir yaralamak. Hani darbelemek olur, bir maddi akışı olur.
evimden belli bir şeylerin kaybolması, hani sürekli bir götürüş bir götürüş. Ailem bunları anlayabiliyor mu? Anlıyor ama belli bir zaman geçtikten sonra, belli bir süre sonunda, bu bir iki ay olabilir, bir üç ay olabilir. Kendime bakmaya başlıyorum değil mi mesela? İki ay dişlerimi fırçalamaya devam ediyorum, üç ay, dördüncü ay aynı elbiseleri giymeye başlıyorum sürekli. Dişlerimi fırçalamamaya başlıyorum. Agresifleşmeye başlıyorum, gerginleşmeye. Mesela evden bir kopukluk, eve gidememe durumları oluyor. Aileme, annem mesela önüme duruyor. Normalde anneme kıyamazken, hiçbir laf edemezken annemi hani ezip geçme durumları oluyor. Bunları işte tam bu konularda artık insanların ulaşabileceği yerler var. Mesela bizim derneklerimiz gibi ya da bir Yeşilay'ın bu yürüttüğü programlar gibi. Yeter ki insanlar bilgi sahibi olmak istedikten sonra ben ulaşabileceklerini düşünüyorum yani insanların. Bu hani derneğimizde bizim yaptığımız süreç mesela, siz dediniz ya tedavi ya da nasıl bir süreç. Belli bir süre geçtikten sonra genelde insanlar dışarıya çıkınca ya da bizler dışarıda ne yapacağım? Hani belli bir süre geçtikten sonra ne yapacağım? O çok hani önemli, o kısmı yok. Çok önemli. Aynen. Herhalde. Sonuçta dışarıya çıktığımızda ya da normal bir toplum bize farklı bir gözle bakıyor. Bu uyuşturucu bağımlısı. Hani bu bugün ben bunu buraya işe alsam, iki gün sonra bu tekrar içmeye başlarsa benim televizyonumu götürür. Ya da benim kasamdan sürekli bir para çalar, para çarpar. Bu insanlar hani bizi dışlamak yerine bizim elimizden tutsa, yani bizim sahip olsa bize, biz belki o insana gerçekten hani bir fedakarlık göstereceğiz. Bunu yapmayacağız. Ama o insan bizi ittiği zaman ne oluyor? Benim tek bir düşünceye sahip oluyorum ben. Ben zaten böyle bir insanım. Ben değişemem. Ya da ben değişemiyorum. Hani herkesin gözünde böyle olunca bu düşünce ister istemez yer ediniyor. Ne oluyor? Ben tekrar hani beni sevdiğini sandığım arkadaşlarımın yanında, hani tekrar bu uyuşturucuyu kullanan arkadaş ortamıma dahil oluyorum. İki gün içmesem, üç gün içmesem, beşinci gün bir geri dönüşüm kesinlikle oluyor. Dediğim gibi herkes bir özveriyle çalışması lazım diye düşünüyorum ben. Dışlamaktan ziyade bir el atmak. Ya da bir dışarıya çıktığınızda, bir sokağa çıktığınız zaman hangi bu hani bu süreci geçiren kimi sorarsanız sorun, herkes kurtulmak istiyor. Ama bir kurtaranı yok, bir el uzatanı yok, buna yardım edeni yok. Yeri geliyor kendi anası babası bunu kapının önüne bırakıyor, atıyor. Hani artık pes etmiş yani, dayanacak gücü kalmamış. İnsanlar hani bizi sevdikleri zaman ya da kendi açımdan değil, bütün bu süreci yaşayan kardeşlerim benim sevdikten sonra bence birçok şeyi başarabileceğimizi düşünüyorum ben. Sonuçta bizim Türkiye'mizi yarınlarımıza götürecek olan nesiller biziz. Hani belli bir seviyeye geçirecek olan biziz. Ya da Cumhurbaşkanımızın 2023 hedeflerinde niye yer alamıyoruz biz? Değil mi? Bunları düşündüğümüz zaman her kesimin aynı özveriyi göstermesi lazım olduğunu düşünüyorum ben. Ya da bu hani genelde bunu kullanıyorken sürekli bir yalan. Hani her şeyimiz bizim yalan. Belli bir o anki ortamdan sıyrılmak için, kurtulmak için sürekli bir yalanlar söyleyerek oradan çıkıp o maddeye ulaşabilmeyi istiyoruz biz sadece. Bunlar tamam, insanların gözünde bir yanlış izlenim bırakıyor olabilir ama bence bir şans verilmeli yani bizlere. Tutulmalı, müdahale edilmeli, yardım edilmeli her şekilde. Aslında toplumun da size bir şekilde destek olması gerekiyor ya da bağımlı olan insanlara destek olması gerekiyor. Sen de çok güzel özetledin mesela. Baktığımızda toplumun çok geri durduğu bu konuda, özellikle bağımlı olan insanların işe alınması konusunda bazı vatandaşlarımız ne yazık ki bu konuda çok sıkıntı yaratıyor bağımlı kardeşlerimize. Tabii ki bunlar toplumla birlikte oluşacak şeyler. Sen de bu süreci yaşadın. Genç bir yaştasın. 24. Aynen. Yaşındasın. Ve erken de başlamış olabilirsin. Bu ayrı bir olay ama önemli olan bu konuda bu işi sonlandırmaktı. Sen de bunu çok güzel bir şekilde başarmışsın. Aslında çok güzel bir yayın da oldu benim için. Açık yüreklilikle bunu ekranlara taşıdık. Belki nadir bir programdır. Bize denk geldi. Ancak çok memnun oldum ben şahsi olarak. Ve evet, bu kardeşimiz de özellikle bağımlılığı atlatmış ve artık yeni insanlara yol açıyor. Aynen. Yeni insanlara ışık oluyor. Siz de bu konuda çok ciddi, evet, çalışmalar yaptınız. Programımıza zaten sonuna yaklaştık ancak ben, evet, bırakmak istemedim. Evet. Bildiğiniz üzere konu çok geniş. Aynen. Ondan bahsedelim. Yani çok ciddi bir konudan bahsediyoruz. Belki bir saat değil, bu günlerce konuşulacak. Kesinlikle. Şeyler. Siz de bunu zaten burada dile getirdiniz. Evet. İsmail'e son olarak bir toparlayacak olursak bir mesajını alalım. Topluma vereceği bir mesaj nedir bizler vasıtasıyla? Şu an
mesela karşınızda ya da ekranlarda olduğum gibi bir başarılabilirliğin canlı bir örneğiyim ben. Yani kendimi öyle düşünüyorum. Eğer el uzatıldığı zaman ya da bir yardım edildiği zaman her benim gibi olan ya da bağımlılık sürecini geçiren her kardeşimin bu duruma gelebileceğine ben inanıyorum. Belki daha da yükseklerine çıkabiliriz. Sadece dediğim gibi toplumun bizi dışlamaması lazım. Bize olduğumuz yeri vermesi lazım. Bizi tutması lazım. Bir suç olarak değil de bir hata olarak görmesi lazım. Sonuçta yaşı kaç olursa olsun herkes bir hata yapıyor. Benim de hatam belki bu yöndeydi sadece. Bunu bir hata olarak gördüğünde bana yardım ettiği zaman eminim ki hepsi buna karşılık verecektir bence. Teşekkür ediyorum bu arada. Ben teşekkür ederim. Gerçekten benim için çok keyifli oldu. İzleyenlerimiz açısından da çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle bağımlı kişilerin bu süreci nasıl atlattığı bizzat kendi ağzından ekranlara taşıdık. Evet Yaşar Hocam, size son olarak sözü bırakalım. Toparlayacak olursak evet. Programımızda bitmek durumunda kalacağız. Böyle bir nedir yavrularım, ailelerimiz varsa çekinmesinler, gizlemesinler. Ne olursun evlat bizim evladımız. Bizi Çanakkale'de geçemediler. Bizi kesinlikle, Sakarya'da bitiremediler. Güneydoğu'da zaten bitiremediler. 15 Temmuz'da Allah'ın şefkat tokadını yediler. Ama kendi silahımızla bizi bitiriyorlar maalesef. Onun için ailelerimiz uyanık olsunlar. Dikkatli olsunlar. Ve bu torbacı dediğimiz, baron dediğimiz kişiler ömür boyu bu sizce gidecek diye bu kullanan yavrularımıza dikte ediyorlar beyinlerin devamlı. Böyle bir şey yok. Gelsinler, biz kaç tane donemiz var, kaç tane yavrumuz var kurtardığımız. Gizlemesinler, gelsinler. Biz herkese ileriz. Yani orduymuş, Samsun'muş fark etmiyor. Evlat bizim evladımız. Hiç çekinmeden sizin kanalınız olabilir, sayın başkanımızın kanalı olabilir. Gelsinler biz yardımcı olalım. Biz her zaman varız. İyi ki evet. De varsınız diyelim. Evet, çok Allah teşekkür ederim. Çok sağ olun yapmış olduğunuz çalışma. Bu fırsatı için. Bize verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz. Evet, hayırlı akşamlar. Sağ olun hocam. Sözü artık son olarak başkanımıza bırakalım. Başkanım çok kıymetli iki tane insanı bugün konuk ettik sizler vasıtasıyla. Ben sizlere şahsım ve kurumum adına çok teşekkür ederim. Son olarak cümlenizi alacak olursak ne mesajı vermek istersiniz izleyenlerimize? Evet. Öncelikle 52 televizyonumuza ben çok çok teşekkür ediyorum. Çok değerli kardeşim salonda 400 kişiye hitap edecekti ama sayenizde tüm ordulara hitap etti. Türkiye'deki evet. İnsanlarımıza, Isparta'daki kardeşlerimize, yurt dışındaki kardeşlerimize hitap etti. Ben özellikle konuşmasını istedim. Sağ olsun. Keşke süremiz daha fazla olsa da karşılıklı güzel bir diyalog içerisinde program yapabilseydik. Ama inşallah o da olur. Şunu söyleyeyim. Evet, bir bağımlılık var. Önce bunu kabul edeceğiz. Evet, bir düşman var. Önce bunu kabul edeceğiz. Ve biz de uslu durmayacağız. Savunma mekanizmalarımızı geliştireceğiz. Şimdi ilimiz için ciddi manada olması gereken kurumlar var. Bunlardan bir tanesi AMATEM'dir. Ordu ve Giresun'a hitap edecek acilen en az 50 yataklı bir AMATEM'i ilimize kazandırmak için Yeşilay olarak mücadele veriyoruz. Yine Ordu ve Giresun'a hitap edecek bir YEDAM, Yeşilay Akademik Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ni Ordu ve Giresun için acilen açmalıyız diyoruz. Ama burada elini taşın altına koyacak olanlar var. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ben çok teşekkür ediyorum. Altınordu Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ama size ayrıca özel bir teşekkür ediyorum. Böyle bir süreyi bize tahsis ettiniz. Bunun bedelini ödeme şansımız yok. Maddi olarak size böyle bir bedel ödeyemeyiz. Ama bu yaptığınız hizmet muhteşem. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz Yeşilay Ordu Şubesi olarak neler yaptık? Kısaca Altınordu Kaymakamlığımızla işbirliği protokolü yaptık. Teşekkür ediyorum. Ordu Valiliğimizle işbirliği protokolü yaptık. Teşekkür ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği protokolü yaptık. Teşekkür ediyorum. Ama 1-7 Mart haftamızda iki protokol yaptık ki çok önemli. Bir tanesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzle işbirliği protokolü imzaladık dün. Muhteşem. Bir tanesi il müftülüğümüzle işbirliği protokolü yaptık dün. Harika. Artık her mahallede bir Yeşilay gönüllüsü olmak isteyecek kardeşlerimiz olacak. Her mahallenin nabzını tutabilmeliyiz. Okullarımızın nabzını Milli Eğitim kanalıyla tutuyoruz. Mahallelerimizin nabzını ise imamlarımızla tutabiliriz. Çok yığılmıyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz.
altyapısını oluşturarak gidiyoruz. Altyapısını sağlam kurduğumuz bir sistemde üst yapıyı çok güzel kurabiliriz. Bu manada çok farklı bir program yapabilmek için vesile olan çok değerli kardeşimiz, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ndeki Mücahit kardeşimize, Yaşar kardeşimize ve emeği geçen herkese özellikle çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah Yaşar kardeşimizi denetimli serbestlik işbirliği protokolümüz, il müftülüğümüzde yaptığımız işbirliği protokolümüz sayesinde 19 ilçemizde başta imam kardeşlerimiz olmak üzere muhtarlarımız, okul aile birliklerimiz davetli olacak şekilde 19 ilçede programlar yapacağız. İnşallah denetimli serbestlikteki kardeşlerimizin ailelerine ve kendilerine ayrıca programlar yapacağız, konferanslar yapacağız. Bunları yapmalıyız. Isparta'nın bu güzel örneğini alıp Karadeniz'e hitap edecek şekilde ilimize kopya etmeliyiz. Başarının sırrı kopyalamadan geçer. Üzerine siz yeni inovasyonlar yaparsınız. O yüzden önümüzdeki günlerde Allah nasip ederse oluşturacağımız bir heyet ile acilen Isparta'ya gidip yerinde incelemelerde bulunacak ve sonra diyeceğiz ki sayın başkanlar, gelin ne olursunuz ilimizde böyle bir kuruluşa siz imza atın, biz hamallığını yapalım. Allah razı olsun, başta İsa Bey olmak üzere kanal sahibimize, sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı verdiğiniz, bu güzel yayını yaptırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Efendim çok, bizler de çok teşekkür ederiz. Özellikle Yeşil Haftası üzerinden konuştuk ancak tabii ki işin çok farklı boyutları vardı. Bunları da izleyicilerimize programımız vasıtasıyla aktardık. Ben sizlere tekrar şahsını kurum adına çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ve keyifli bir program oldu. İnşallah diğer ailelere, diğer toplumun birçok kesimine de hitap etmiş oluruz efendim. Özel gündem. Bu arada çok özür dileyerek bir açıklama yapayım. Ülke çapında 35 şehirde pazar gün, 4 Mart pazar gün saat 10.30'da başlayacak bisiklet turumuz vardı. İlimizde bunu yapacaktık. Ama genel merkezimizden gelen bir mesajla bunu iptal ettik. Şehitlerimizden dolayı, olağanüstü bir durumdan dolayı. İnşallah önümüzdeki günlerde ikinci bir emir geldiğinde genel merkezle birlikte aynı anda bisiklet pedallarını çevirmek için sayenizde odur. İnşallah duyurusunu yaparız ve halkımızla birlikte bisiklet pedalı çeviririz. Çok teşekkür ederiz. Efendim biz de çok teşekkür ederiz. Bu bilgiyi de paylaşmış olduk. Özel gündem programında Yeşil Ay Haftası'nı konuştuk ancak çok önemli bilgiler de paylaştı değerli konuklarımız. Herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Mutlu hafta sonları diliyoruz. Bağımlılıkla mücadele konusunda herkes önüne düşen her şeyi yapacaktır. Bundan eminiz. Herkese mutlu akşamlar, esenlikler diliyoruz.